Bir kangalın çenesi aslanın çenesine kıyasla daha güçlüdür. Belki şaşıracaksınız ama bu doğru. 743 PCR'lik bir çene kuvvetiyle kangal sadece köpek dünyasındaki tüm ırklara bu konuda meydan okumakla kalmıyor. Aynı zamanda 650 PCR'lik çene basıncına sahip olan ormanların kralı da bundan nasibini alır. Bunu basınçtan dolayı daha tehlikeli ısıra sahip olan kangal cinsi köpektir diye algılamayın sakın. Zira aslanların 10 cm uzunluğunda dişleri ve kükrediğinde 28 cm kadar ürkütücü ağızlarını açabildiği bir gerçek. Ki kangallardan 40 cm daha büyük ve iri vücutlara sahiptir. Bundandır ki aslanları yenme şansı çok ama çok düşüktür. Şu da bir gerçektir ki köpekler arasında aslana tek meydan okuyabilen kangallardan başkası da düşünülemez. Türkiye'mizin Sivas şehrinde kangalları bu denli dayanıklı hale getiren faktörlerden bir tanesi de olağanüstü sıcaklık değişimleridir. O bir doğası gereği koruyucu. Kim olursa olsun onun başında durduğu koyunlara veya sığırlara saldırmaya çalışan eceline susamıştır. Yüzleşmek için hiç tereddüt göstermezler. Nispeten benzer ısırma kuvvetlerine sahip köpek ırkları yok mu? Var tabii ki, olmaz olur mu? 730 PCI ile Bendok, 700 PCI ile Cane Corso, daha sonra onu takip eden Bordeaux Tosa Yünü, 556 PCI ile İngiliz Bulldog derken bu böyle devam eder gider. Bir bekçi köpeğinde en önemli özellik bence onların çene kuvvetleridir. Hayvanların dünyasına yakinen giriş yaptığımızda en güçlü çene kuvvetlerinden birine sahip olan 5000 PCI çene kuvvetiyle Nil timsahlarıdır. 3700 PCI olan bir diğer canlı da tuzlu su timsahlarıdır. Ardından 1800 PCI ile su aygırları var mesela. Ve 19000 PCI ısırma gücüne sahip olduğu düşünülen katil balina Orkinius orca var karşınızda. Ancak tabii ki bu bir hipotez sonucu ortaya çıktı. Kesin bir doğrudan söz etmemiz yanlış olur. Böyle bir şey kanıtlanana kadar Nil timsahı bu tacı takmaya devam edecektir. Hadi gelin biraz da o tacın yanından bile geçemeyecek bir hayvana daha yakından bakalım. Dev tüp solucanı. Isırı o kadar zayıftır ki ölçülememiştir bile. Aynısının hiç ısırmadığı söylenen karınca yiyiciler için de düşünülür. Ancak şunu unutmamalıyız ki hepsi birer besin zincirinin halkalarından ibaret. Ve tabiata katkıları yadsınamaz bir gerçek. Her canlının bir görevi vardır. Kangal da bunlardan biri. Diğerlerinin yanı sıra çoğundan bir adım öndedir. Umarım hoşunuza giden, seyri keyfi had safhada olan bir video olmuştur. Kanala vermiş olduğunuz o güzel destekten dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz katıl özelliğini aktif edebilir, bu videoyu beğenebilir, yorum yapabilir veya kanalıma yeni geldiyseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günlerde kalın, hoşça kalın ve güçlü kalın.